Sinan Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun efendim. Bizler deyiz. Öncelikle efendim Efe Turizm olarak bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk efendim. Ben röportajıma öncelikle Sinan Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Sinan Bey kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl oldu? Evet efendim. 2009'dan bu yana hep öğrenci taşımacılığıyla uğraştık. Hep Sirt milletine hizmet etmekten çekinmeden. Yani 10 yıllık bir periyot aşağı yukarı. 10 yıldır bu işin içerisindesiniz. Evet, evet. 10 yıldır bu işin içindeyiz. Evet. Sirt halkına hizmet vermekten hiçbir zaman çekinmedik. Evet, sürekli Sirt'te bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Evet, evet. Sürekli Sirt'te bir şeyler yapmaya çalıştık. Elimizden gelince en iyisini yaptık. Evet, aslında sektördeki bir açıklığı da gidermişsiniz. Yani Sirt'in de buna ihtiyacı vardı. Vardı bu konsepte. Evet, evet, evet. Özellikle. Vardı. Ortaklarınız da beraber faaliyetler sürdürüyor. Evet. Serkan Bey ve Mehmet Bey. Evet. Buradan da kendilerine de selamlarımızı göndermiş teşekkür olalım. Ederim, destekleri, emekleri evet, çok büyüktür diyelim. Kesinlikle. Doğru. O zaman biraz burayı ben tanımak istiyorum. Biraz önce bahsettik. 9 yıl önce startı verdik. Evet. Neler yapıyoruz efendim Efe Turizm'de? Efe Turizm'de daha çok ağırlığımız olarak öğrenci ve personel taşımacılığı. Her türlü araçlarda kiralama yapabiliyoruz. Dışarı turlar, geziler düzenleyebiliyoruz. Yani faaliyetlerimiz şunlar şimdilik. Evet. Ama ileride ne olacağı daha belli değil. Yani Allah'a çok şükür işimiz çok güzel. Rayına oturuyor. Yani evet, çocuklara daha çok önem veriyoruz şimdilik. Servis çünkü servis, yani. Servis evet. Yani. Biz de babayız. Onların hepsini kendi evet, çocuğunuz evet, gibi evet, görüyorsunuzdur. Evet, mutlaka. Evet. Ne çocuklar, kadar önemli aslında. Çocuklar bizim için değerli. Yani geleceğimiz. Gerek rehber personellerimiz de olsun, gerek tecrübeli kaptanlarımız da olsun. Yani çok önemli değil mi? Aracın bakımları olsun. Tabii tabii. Bütün araçlarımız zaten sıfır model. Yani hep 2 senede, 3 senede bir değiştiriyoruz. Hep yüksek kaliteli araçlarla işimize devam ediyoruz. Evet. Yani şimdiye kadar Allah'a çok şükür hiçbir sorunsuz geçirebildik. 9 yıldır bu sektördeyim. Evet. Yani ciddi de süre geçmiş ve başarılı evet, bir evet, şekilde de gittiğinizi çok görebiliyoruz şükür, ama evet. Sinan Bey, hizmet sektörü zor bir sektördür. Yani evet, yapılabilecek hatalar çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Doğrudur. Sizin kriterleriniz neler? Yani olmazsa olmazlarınız vardır mutlaka. Olmazsa olmazlarımızın başta geleni birinci hizmet. İkincisi kalitemiz. Üçüncüsü güven. Dürüstlük aslında bunların temeli. Aynen öyle. Dürüstlük zaten güvenin içinde. Evet. Dürüstlük oldu mu güven oluyor. Bizim tek amacımız çocukların sağ salim alıp sağ salim evlerine bırakmaktır. Evet. Yani şunu söyleyebiliriz biz Efe Turizm olarak. Önce hizmet, ondan sonra ticaret anlayışıyla. Aynen bitiriyoruz öyle. Bizim için para ikinci planda. Evet. Para önemli değil. Bizim için birinci hizmet zaten dediğim gibi, ikinci dürüstlük. Evet. İkinci ya para her zaman kazanılır aslında. Hayır. İnsan kazanmak. Evet evet. İnsan olay kazanmak. Bu. Zaten şu ana kadar hep hizmetten kazandık. Bu seviyelere hizmet verdiğimiz için şu an bu durumdayız. Evet. Bu şekilde söyleyebiliriz. Bence sizin en büyük başarınızın sırrı, gerek ortaklarınız Mehmet Bey, Serkan Bey ve siz de işinizi çok severek yapıyorsunuz. Çok severek yaptığımız için zaten 3 tane kardeş gibi ortak olduk. Evet. Ya kafamız rahat bari işimizden dolayı, verdiğimiz hizmetten dolayı, evet, güvenden dolayı evimize gittiğimizde rahat uyuyabiliyoruz. Harika. Peki toplam kaç personelle çalışıyorsunuz burada? Toplam şu an 17 tane personelimiz var. 17 personel evet, ciddi de bir istihdam sayısı aslında evet, bu. Evet evet, 17 personellerimiz var. Yani rehberler hariç, rehber personellerimiz hariç sadece tecrübeli kaptanlarımız ve çalışanlarımızla birlikte yani çalışmalar devam çalışmalar ediyor. Çalışmalar çok şükür devam ediyor. İleride daha fazla hizmet vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Biz Mehmet ortağım olsun, Serkan ortağım olsun. Evet. Onlara da çok teşekkür ederim buradan. Kesinlikle. Hedeflere ulaşabildik mi peki Sinan Bey? Yani bu yola çıkarken buraları hayal ediyor muydunuz? İstediğiniz noktada yani, mısınız? Her insanın bir hayali vardır, bir gerçekleştirecek bir evet, hizmeti vardı daha doğrusu. Çok şükür biz bu hizmeti verdiğimizden dolayı ya eminim ki evimize gittiğimizde rahat uyuyabiliyoruz. Çünkü gerçekten işimizi severek yaptığımız için evet, çok şükür. Bu çok farklı bir haz olsa gerek. Aslında aynen, hedef de bitmiyor. Hani aynen, ne insan hayatında bitiyor ne sektör bazlı bitiyor. Aynen öyle. Gelişen de bir teknoloji var. Biz o zaman herkesi Efe Turizm'e davet edelim buradan. Sihir halkını, ekran başındaki izleyicilerimizi,
en azından bir çay içmeye, bir kahve içmeye davet edin. Tabii tabii, her zaman her kapımız şey işte herkese değil. Açık. Evet. Buradan tekrardan Sirt Altın'a çok çok teşekkür ederim. Bizi bu seviyelere onlar getirdi. Evet. Yani şimdi onların da hakkını yememek lazım. Kesinlikle. Hepsine çok teşekkür büyük ederim. Büyük bir burada. Aileyiz diyelim. Aynen. Bu arada şuna bir ayrı parantez açmak istiyorum. Gerçekten Doğu Akı'da çok misafirperver bir topluluk diyelim. Efendim, ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür çok ederim. Sağ olun. Saygılar. Teşekkür ederim.